Herkese merhaba, iyi ki almışım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fisler düdüklü tencerede et kavurma nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla paylaşacağım. Öncelikle düdüklü tencereye zeytinyağını koyuyorum. Etinizin yağlılık oranına göre yağ miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Evde iç yağı, kuyruk yağı varsa bu tarz yağlarla da hazırlayabilirsiniz. Zeytinyağını koyduktan sonra ocağın altını açıyorum. Ocağın büyük gözünde yüksek ateşte tencerenin yaklaşık 1 dakika kadar ısınmasını bekliyorum üzerine kuşbaşı doğradığım dana etlerini koyuyorum. Bu aşamadan sonra eti hiç karıştırmayacağız. Sadece tabanının tamamen etle kaplanmasını istiyorum. Bu şekilde yaydım. Şimdi etleri mühürleyeceğiz. Bunun için dediğim gibi hiç karıştırmıyoruz. Yaklaşık bir 2-3 dakika bu şekilde yüksek ateşte pişiriyoruz. Etin suyunu salmasını istemiyorum. Suyuyla pişirmek istiyorum. Etin suyunu salmaması için de yüksek ateşte pişiriyorum. Etin dış yüzeyi kabuk tutup mühürlenince zaten kolaylıkla çıkacaktır. Ondan önce karıştırmayın. Kenarlarından kontrol edin. Et dönüyorsa, çevriliyorsa karıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben kenarlarından yavaş yavaş karıştırarak eti çeviriyorum. Ve aynı şekilde yüksek ateşte etin diğer yüzünün de mühürlenmesini sağlıyorum. Evet, hiç karıştırmadan etleri bu şekilde de 2-3 dakika pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi etler yüzeye hiç yapışmıyor. Kolaylıkla tencere içinde çevriliyor, karıştırılıyor. Etin mühürleme işlemini bitirdik. Şimdi üzerine tatlandırması için baharatlarını ekleyeceğim. Ben bir diş sarımsak rendeliyorum. Sarımsağı bu şekilde rendeleyebilirsiniz veya doğrayarak da koyabilirsiniz. Tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber veya pul biber de kullanabilirsiniz. Ve kekik koyuyorum. Baharatları etle özleştiriyorum. Üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum çok fazla değil. Şimdi burada özellikle belirtmek isterim ki ben antrikot et kullanıyorum. Ve o yüzden suyu bir su bardağı kadar koydum. Eğer normal dana eti etin sert bir kısmını kullanacaksanız bu miktarı arttırabilirsiniz. Özellikle de kurban bayramına giriyoruz. Kurban etinde birçok kısım karışıyor. O sebeple mutlaka düdüklü tencerede ilk önce 2,5-3 su bardağı kadar koyun. Bir deneyin. Denedikten sonra o ölçüyü pişirme süresini ayarlarsınız zaten. O ölçü miktarında suyu eklersiniz. Eti aroma vermesi için de 2 adet defne yaprağı koyuyorum ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Şimdi fistar düdüklü tencere kapağı nasıl kapatılır? Görmüş olduğunuz gibi tencerenin kapağında çıkıntılar var. Bu çıkıntılar tencerede de var. Bu çıkıntılar üst üste gelecek. İkincisi tencerenin kapağında kloz yazısı var. Kloz yazısının olduğu yerde kırmızı bir nokta var. Bu noktayla tencerenin kulp kısmındaki işaret aynı hizaya gelecek şekilde tencerenin kapağını tencereye oturtuyorum. Ve kapağı sola doğru çeviriyorum. Kapağın olduğu kısım görmüş olduğunuz gibi kırmızı. Kapağı sola doğru çevirip kapatınca buhar çıkış düğmesi dışarı atıyor. Kırmızı olan kısım yeşile dönüyor. ocağın büyük gözünde yüksek ateşte iki çizgi çıkana kadar pişiriyorum. Tencerede mühürleme işlemi yaptığımız için ve içerisindeki su miktarı da az olduğu için buhar çıkış düğmesi çok çabuk çıktı. Bu aşamada çıkardığı sesi duymanız için de kesmiyorum. 2 çizgi çıktıktan sonra ocağın altını kısıyorum. 15 dakika pişiriyorum. Pişirme süresi etin türüne göre farklılık gösterebilir. Dediğim gibi ben yumuşak bir et kullanıyorum. 15 dakikada pişti. Ama bu karışık bir et, sert bir et olursa bu süre farklılık gösterebilir. Mutlaka kontrollü olalım. Zaten birkaç deneme yoluyla bu süreyi ayarlayabilirsiniz. 15 dakika sonunda ocağın altını kapatıyorum. Şimdi buhar çıkışı nasıl yapılır? Ben genelde kendi kendine buharının inmesini bekliyorum. Çıkmasını bekliyorum. Ama buhar çıkışı yapacaksanız da bunu sizlere göstereceğim. İlk önce bir 5 dakika kadar bekletelim. Çünkü tencerenin altını kapatsak da hala içinde bir kaynama fokurdama var. Birden tencerenin altını kapatır kapatmaz. Birden buhar çıkışı yaparsak püskürmeler fışkırmalar olabilir. Buna dikkat ediyoruz. Bir 5 dakika bekliyoruz. Daha sonra tencerenin kulp kısmındaki buhar çıkış aparatına çok hafif çok yavaş bastırarak buhar çıkışını sağlıyoruz. İki çizgi tamamen indi. Buhar çıkış düğmesini tamamen bastırıyorum. Kapağı sağa doğru çeviriyorum. Tencerenin kapağını kaldırıyorum ve açıyorum. Fister düdüklü tencerede et kavurma tarifimiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi tam kıvamında çok güzel oldu. Böyle sulu sulu olup da haşlama gibi olmadı. Tam kavurma lezzetinde. Sizler ekstra isterseniz bu aşamadan sonra tekrardan tavada şöyle bir soğan kavurup üzerine etini koyup Tereyağı ile beraber ayrıca bir kavurma gibi hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde de çok lezzetli olur. Ama emin olun bu haliyle bile çok lezzetli oldu. Şimdi burada önemli olan suyunu ayarlamak. Eğer suyu fazla gelirse et haşlama gibi oluyor ve haşlama lezzetinde oluyor. Ama suyunu iyi ayarladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi dibinde görüyorsunuz zaten. Bildiğiniz kavurma gibi oldu ve bu şekilde baharatlarıyla beraber özdeşerek pişti. Tam bir kavurma lezzetinde oldu. Pişirme süresi etin miktarına, etin cinsine, türüne göre farklılık gösterebilir. Yarım kilo et kullandım ve 15 dakikada pişirdim. Et farklı olursa, daha sert olursa, içindeki et miktarı fazla olursa bu süre 20-25 dakikaları bulabilir. Etlerin kıvamını da göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çatala kolaylıkla batıyor. Yumuşacık çok güzel oldular. Düdüklü tencerede et kavurma yapmak isterseniz bu tarifi mutlaka deneyin. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kolaylıklar diliyorum. Fisner düdüklü tencere kullanımı ve fisner düdüklü tencerede et kavurma tarifi ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.